sağlık. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Bu perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Yani önce bu saldırıdan, kara hareketinden evvel 10 günü aşkın bir süre. Zaten uçaklarla bombaladılar ve 200'e yakın insanın ölmesine neden oldular. Yani bu İsrail'in ilk sefer yaptığı bir şey değil. Daha evvel de çok kapsamlı bir şekilde mesela dökme kurşun operasyonunda ve diğer operasyonlarda Gazze'yi karadan, denizden abluk altına aldılar ve maalesef insanlığın gözü önünde bu vahşet ortaya konuldu. Kimsenin sesi çıkmadı, kimsenin gözü çıkmadı ve maalesef böyle bir iki cümlenin dışında hiçbir şey söylenemedi geçmiş dönemlerde. Şu anda da demin de konuşmamda da ifade ettiğim gibi hem bölgenin şartları hem dünya sisteminin kriz çözme yeteneğinin tamamıyla kalkmış olmasından istifade etmek istiyor İsrail. Ve İsrail yönetimi Filistin davasına nihai bir darbe vurmak istiyor. Asla kabul edilemez. Bu bir barbarlıktır, vahşettir, alçaklıktır, hainliktir. Bir insanlık suçudur. Yani bu insanların ne suçu var? Masum insanlar zaten uzunca bir süredir çok sert bir ambargoyla karşı karşıya. Bu insanlar şu anda orada zar zor ayakta duruyorlar. Binalarını verme çatma bir şekilde yapmış vaziyetteler. Yiyebildikleri, bulabildikleri bir avuç şeyi zar zor yiyorlar. Hal böyleyken yeniden bu gariban halkın üstüne, bu masum halkın üstüne böylesine vahşi bir saldırı asla kabul edilemez. Yüreğinde azıcık insanlık bulunan hiç kimse buna sessiz kalamaz. Kim sessiz kalıyorsa onlar da bu İsrail'in saldırılarının paydaşı oluyorlar. Kaldı ki maalesef İsrail'in savunma hakkı vardır gibi bir takım cümlelerle zaten İsrail'in bu zulmüne açıkça destek olan ülkeler var. Anlamak mümkün değil. Biz Türkiye olarak elimizden geleni sonuna kadar yapmaya gayretliyiz, niyetliyiz. Ağzımızın çıktığı kadar bağırıyoruz. Sayın Başbakanımız hem de Cumhurbaşkanlığı sürecinde, kampanyasında bunu da vesile kılarak her gittiği yerde, her platformda bunu dile getirmeye çalışıyor. Hepimiz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye acil ve şerefli bir barışın olabilmesi için tabii önce bir ateşkes için elinden gelen gayreti, çabayı harcıyor. Birçok ülkeye gönderilmiş olan özel temsilcilerle bu çalışmaları yapıyor. Ayrıca Türkiye bir acil yardım köprüsü kurulabilmesi için yine elinden geleni yapıyor. Orada şu anda var olan Türkiye kökenli yardım kuruluşlarına ilave olarak elimizden neler gelirse bunları yapmaya gayret ediyoruz. Ama şunu bir kere daha hatırlatmak isterim. İsrail'in 1967 savaşlarından bu yana en büyük başarısı sadece askeri başarısı ya da ekonomik gücü değildir. İsrail'in en büyük gücü diplomatik gücüdür. Maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Amerika Birleşik Devletleri'nin veto gücüne dayanıyor. Batı dünyasının bu konuda kendisine karşı sessiz kalacağına güveniyor. Ve dolayısıyla karşısında bir diplomatik blok oluşmuyor. Türkiye'nin çabalarıyla ortaya konulmaya çalışılan şey şudur. Türkiye bu İsrail saldırganlığına karşı diplomatik bir blok oluşturmaya gayret ediyor. Ümit ederim ki bunlar sonuç verir. Ümit ederim ki en kısa zamanda tabii ateşkesin sağlanması, daha doğrusu tek taraflı olarak İsrail saldırganlarının durdurulması şarttır. Ve ondan sonra süratle yaraların sarılması gerekiyor. Dediğiniz gibi şu anda cenaze törenleri dahi yapılamayan şehitlerden, masum sivillerden bahsediyoruz. İşte biz iftarımızı açtık. Huzur esenlik içerisinde yiyecek şeyler bulduk, gayet güzel. Ama inanın bir lokma ekmeği olmayan insanlar iftar sofralarında bugün iftarlarını açtı. Dünya bu sessizliğe daha fazla sessiz kalamaz. Kim sessiz kalırsa bu oradaki Gazze'lilerin çığlıkları altında boğulur. Efendim, son olarak şey sormak istiyorum. Eski dönemdeki İsrail'le görüşleriniz, şimdi değiştiği için bunu dile getirenler oldu. Sizin de takip ettiğiniz gibi. Ben eski dönemde, hayatımın her döneminde İsrail saldırganlığına karşı ne söylemişsem bugün de her yerde söylüyorum. Her zaman bu duruşumu sergiliyorum. Bizim için Filistin davası sadece bir siyasi söz olmaktan öte bizim inancımızın, dünyaya bakışımızın önemli bir parçasıdır. Filistin davası, Kudüs davası bizim zihnimizin, gönlümüzün bir yarısıdır. Dolayısıyla dün Filistin davası ve buna karşı İsrail saldırganlığı hakkında ne düşünüyorsak bugün aynısını, belki daha fazlasını düşünüyoruz. Benim bu anlamda siyasi görüşlerim arasında en ufak bir şey olmadı. Ancak üzüldüğüm taraf şu.
Dün İsrail'in saldırganlıkları karşısında susanlar, dün benim söylediğim sözlerden medet umarak bugün böyle sözleri gündeme getirmeleri zavallılıklarının açık bir göstergesi. Hadi bakalım Odrin Meydan çıksınlar, şu andaki saldırganlığa karşı, şu anda ortaya konulan vahşete karşı bir eylem yapsınlar, bir söz söylesinler. Bizim o dönemde söylediklerimizden daha yukarıda bir şeyler söylesinler. Onları söyleyemeyenlerin bugün benim eski sözlerimden medet umuyor olmaları gerçekten muhalefetin içinde bulunduğu aciz durumunda çok açık bir ilanıdır. Ve ne diyeyim, millete havale ediyoruz. Yani varsa söz, onların da yürekleri var, onların da akılları var, onların da dilleri var. Onlar da söyleseler, hadi geçmişte söylememişler, şimdi söylesinler. Dolayısıyla geçmişte söylediğim söz üzerinden kalkıp bugünkü suskunluklarını örtbas atmaya kalkmasınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.